يبغيلي ما أدري وين تفكيرهم ودني كل هالشي لا ولا شي لو تعرفون عن شي مخفن عانق الني فوق يبغيلي وما أدري وين تفكيرهم ودني كل هالشي لا ولا شي لو تعرفون عن شي مخفن Çok seviyoruz. Merhaba. Nasılsınız? İran'dan izliyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. La la la. Merhaba canım izleyicilerim. Soğuk kış günlerinize sıcacık bir esinti getirmek için bu hafta Gülhan'ın Galaksi Rehberi'nde rotamızı Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirdik. Daha 3-4 saat önce montlarla, atkılarla İstanbul'da donarken bir anda kendimizi yaz mevsiminde bulduk. Yaz deyince aslında buranın da kışı ama 25 derece. Ben böyle kışın yanağından öperim, elinden bile öperim yani. Sizin de izlerken içiniz aydınlansın, kemikleriniz ısınsın biraz. Biliyor musunuz? Söylememe gerek var mı? Arkamdaki binayı tanımayan yoktur herhalde ama tanımayan varsa tanıştırayım. İzleyicilerim, Burj Al Arab izleyicilerim. Dubai'deyiz şu anda. Lüks denince, ihtişam denince, insanı hayrete düşürecek projeler denince ilk akla gelen yerde Dubai'deyiz ve Dubai Turizm Ofisi'nin davetlisi olarak buradayız. Oo pek tabii ki. Sağ olsunlar. Gülhan'ın Galaksi Rehberi'ni izlemişler. Çok beğenmişler. Dediler yani gelin Dubai'yi Türk izleyicilerimize tanıtın. Türk seyahat severleri biz çok seviyoruz. Dubai'ye daha çok gelsinler dediler ve bize normalde çekim izni alınamayan pek çok yerden izinler aldılar. Dolayısıyla harika bölümler sizi bekliyor. Buyurun tadını çıkarın. Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten biri. Pek çok kişinin yanılgısının aksine bir ülke değil bir şehir. Ancak bu kafa karışıklığına hak vermemek elde değil. Çünkü Dubai'nin adı birbiri ardına hayata geçirilen inanılmaz projelerle son 10 yılda birdenbire parlamaya başladı. İnsan yapımı bir adanın üzerine kurulan yelkenli şeklindeki Burj Al Arab Oteli, yine insan eliyle oluşturulan palmiye şekilli adalar, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa. Haliyle tüm bunların tek bir şehirde gerçekleştiğine inanmak zor. Lüksün, konforun ve teknolojinin sınırlarını zorlayan çölde mucizevi bir vaha Dubai. Oysa petrolün bulunup refahın bu topraklara geldiği 1966 yılına kadar balıkçılık ve ince avcılığıyla geçinen küçük bir köymüş. Yine de günümüzde tüm ekonomisi petrole dayanıyor sanmayın. Kalkınmak için kullanılan bu kaynak doğru yatırımlar için harcanınca balıkçı köyü Dubai'yi turistik global bir metropole çevirdi. Geçen sene 13.200.000 küsür turist ağırlamış Dubai ve 2020 hedefleri de 20 milyon ziyaretçi. anlatacak çok fazla şeyimiz var buraya dair ama bir yandan da şehri gezmeye başlayalım diyorum. İlk durağımız neresi olabilir sizce peki? Canım dostlarım, şimdi sizden 1 kilometrelik bir yolu gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Canlandı mı? Heh, ondan 172 metre çıkarın şimdi. Çıkardınız mı? Alın o yatay yolu, bir de dik yapın onu böyle kafanızda. Böylece dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın boyunu posunu daha iyi hayal edebilirsiniz. 828 metre yüksekliğinde... katlı bir binadan bahsediyoruz beyler bayanlar. Taksiyle dikey çıksanız 5 lira yazar. 6 senede tamamlanmış, 1,5 milyar Amerikan dolarına mal olmuş. İnanılmaz bir şey gerçekten. İnsanoğlunun mimarideki, teknolojideki, tasarımdaki son zaferi diyebiliriz Burj Khalifa için. 2010 yılında tamamlandı, bitti. Dubai'de göklere dikildi Burj Khalifa. Gökdelen denilen şey gerçekten bu işte bak. Göğü delmiş geçmiş, ucu neredeyse bulutlara dayanıyor. Burj Khalifa'nın ve işin enteresan kısmı bence şu. Fotoğraflarına, videolarına baktığınız zaman görkemli, ihtişamlı görünüyor ama bu kadar estetik olduğunu anlamıyorsunuz. En azından ben gelmeden bu kadar zarif olduğunu düşünmemiştim. Çok güzelmiş, çok zarifmiş. Bu kadar büyük ve yüksek bir binayı aynı şekilde, aynı zamanda bu kadar estetik yapabilmek de büyük bir başarı gerçekten. Tebrik ediyorum kendilerini. Gidelim, gezelim, bir görelim bakalım Burj Khalifa'nın içerisinde neler varmış. Sonra da Wiz Khalifa'ya gider, bir iki şarkı böyle rap map yaparız kendisiyle. Evet, çok enteresan, çok güzel. Oriental Poison. I'm a gangster kid, no GT money but a platinum hit. I wait for an exclusive major deal. Holler to my dogs and I got a tired of chip. Chill with a kid who be rockin' this bitch. No job, no ice and no fancy things. No crib, no cars and no diamond blink. But in my hood, everybody call me platinum kid. Süper hızlı bir asansörle Burj Khalifa'nın doruklarına doğru yol alıyoruz. Eğer en tepedeki 160. kata kadar yürüyerek çıkmak isterseniz 2909 basamağı göze almanız gerekiyormuş. Bugün yola çıktınız ve haftaya evdesiniz. Binasında turistlerin çıkabileceği en yüksek noktadayız. Şu anda At the Top Sky adlı gözlem terasındayız. 148. katında Burj Khalifa'nın 555 metre yüksekteyiz şu anda. Ve de Guinness Rekorlar kitabına göre, ki sertifika almış, gel göstereyim Eser'cim, dünyanın en yüksekteki gözlem terasıymış burası. 555.7 metre diyor. 07'sini unutmuşum. Onu da ekleyelim. 2014'te açılmış burası. 124. katta bir tane daha gözlem terası var. Ama demişler ki biraz daha yükseğe böyle çıkaralım. Bir gözlem terası da oraya koyalım. Turistler görsünler Dubai'yi buralardan demişler. Ve 828 metre yüksek olduğunu düşünürsen daha tepemizde ne kadar kat var yani. Gerçekten şöyle bakınca bayağı bir yüksekte olduğunu anlıyor insan. Çünkü şu binalara aşağıdan baktığımızda normal gökdelen gibi görünüyorlardı. Şimdi toplu konut gibi bir şey yani, değil mi? Hiçbir özelliği kalmadı. Bunlar normal daire gibi görünüyorlar. oradan o kadar yüksekteyiz, düşün. Birazcık hani o sis, kum şey kalksa ortadan bizim evi bile görebiliyorsun buradan. Bayağı bir zirvede hissediyorum kendimi bugün Eser. Bilen bilir, üst katlarda oturanlar için su basıncı bir problemdir. Ben de acaba 828 metre yüksek binada o sorunu nasıl çözmüşler diye merak edip araştırdım. Meğer her 30 katta bir teknik donanımı sağlayan bölümler varmış ve her birinde devasa su depoları bulunuyormuş. Günde 946 bin litre su sağlanıyormuş binaya. Yalnız buradan bakınca görüyorsun değil mi Dubai'nin aslında çöl olduğunu? Ne oldu, yıktın dünyanın en yüksekteki gözlem terasını. Çarpmasaydın keşke. Onu diyordum. Buradan bakınca aslında anlıyorsun Dubai'nin çölün üzerinde kurulu olduğunu değil mi? Burj Khalifa'da gözlem teraslarının dışında neler var? Binlerce iş yeri var, ofis var, 900 adet residence var, konut var, 160 odalı bir otelli bir odal var, odalı bir otel var. Basın çarptı, yükseklik çarptı sanıyorum, konuşamıyorum. 160 odalı bir otel var. Ha, ama odelli otel de olabilir, onu tam şu anda karıştırıyorum, bilmiyorum. Ve de harika bir manzarası var. Daha ne olsun değil mi? Oturduğunuzu düşünsenize, dünyanın neresinde olursanız olun adrese sırf Burj Khalifa ve dairen o yazmanız yeterli. Alın size bir de ilginç bazı rakamlar. Yapımında 330 bin metreküp beton kullanılmış. Bunun ağırlığı yaklaşık 100 bin file eşitmiş. Kullanılan alüminyumsa 5 adet A380 süper jumbo jetin ağırlığına eşitmiş. Boş haliyle toplamda 500 bin ton ediyormuş ağırlığı. Gözlem terasının içinde izleyiciler için sunulan ilginç bir simülasyon da var. Elinizi değdirmeden Dubai'de bir bölgeyi seçiyorsunuz ve oraya sanal bir yolculuk yapıyorsunuz. Oraya gelince müzik başlıyor. Evet bak. Burada konuşmalar, görüşmeler. Burada müzik. Burada da bir dedikodu dönüyor şurada. Ha. Elimi görüyor musun? Hiç değmeden üzerinden hareket ettiriyorum. Ah, Harry Potter gibi oldu gerçekten. Bozdun Gülhan. Bozmadım. Sihir katıyorum. Tabii. Çöle gidelim mi çöle? Olur. Hadi çöle gidelim. Da gerçekçi bir sanallık yok tabii. Çöle biz hakikaten gittik. Önümüzdeki bölümde Dubai'deki çöl maceramızı da izleyebilirsiniz. Tabii burada son derece fütüristik aletlerle haşır neşir olunca aklıma Tom Cruise geldi. O da Görevimiz Tehlike Hayalet Protokol'de Burj Khalifa'nın camlarında dolaşıyordu bir takım garip eldivenlerle. Yüksek binasına Tom abimizle veda ediyoruz ve bir başka Dubai mucizesine geçiyoruz. Kana Dubai'nin Dubai'nin en ünlü yerlerinden birini söyleyin desem kuşkusuz hepinizin aklına o gelir. Çünkü bu bina Dubai'yi dünyaya tanıtan ilk sembollerden, ilk turizm elçilerinden biriydi ve hala da öyle elbette. Paris'in Eyfel Kulesi, New York'un Özgürlük Heykeli, Sydney'in opera binası varsa Dubai'nin de Burj Al Arab'ı var. Yelkenli şeklindeki mimarisi mi desem, efendime söyleyeyim insan yapımı bir adanın üzerinde yer alıyor olması mı desem, lüks otel kavramını bambaşka bir boyutlara taşıması mı desem, hangisini saysam bilemiyorum. Ona özel kılan birçok şey var ve artık 16 senelik olan Burj Al Arab dünyanın da en çok bilinen simgelerinden biri. Lübnan'dan arkadaşlar buldum. Türkçe konuştuğumuzu duyunca dediler, nereden Türk müsünüz? İstanbul. Evet dedim. We love Istanbul, we love Turkey. Turkey rocks. I think. Really, Turkey is one of the best countries we have ever visited in the world. Nasıl sent to all of our amazing people in Turkey. Yes. We love the food, we love the culture, yeah, and we look forward to go there. Exactly, because you know our love started in Turkey. Send our regards to Beren Sal. Yeah. Okay. And to Behlul. Behlul is amazing. Yeah. Yeah. Arap Kulesi anlamına geliyor. 1994'te başlanmış yapımına, 1999'da tamamlanmış. 280 metre yüksekliğinde o üstteki çıkıntıyla 321 metre oluyormuş. Bir de yuvarlak kısım var ya Eser'cim tepede. O nedir biliyor musun? Helikopter pisti. Senin benim gibi oradan köprüden yürüyerek ya da arabayla gidecek hali yok değil mi? Ünlülerin olsun, efendime söyleyeyim soylu insanların olsun, varlık sahibi abilerimizin, ablalarımızın olsun. Kuş gibi hop konu veriyorlar tepesine helikopterle. Ha ben orada efendim düğün yapmak istiyorum ya da tenis oynamak istiyorum derseniz o da mümkün. Özel etkinlikler içinde açıyorlar. Hatta Andre Agassi ile Federer'in maçı falan vardı orada. Ha bir de çok affedersiniz, biz de orada konaklıyoruz. Bana dediler, Burj Al Arab'da kalmak ister misin dediler. Haşa dedim, ben kim Burj Al Arab'da konaklamak kim? Bana dedim siz küçücük şöyle kumsalda bir kilim atın, halı atın, ben orada yatarım sıcak zaten dedim. Ama dedi Dubai Turizm Ofisi, ya izleyicileriniz merak ederse dediler, oranın içini görmek isterse dediler. Ay dedim izleyicim söz konusu olunca başımın üstünde yeri var. Tamam dedim, sizin için razı geldim. Tamam peki kalayım orada dedim. Burj Al Arab'da kalıyoruz, inanılır gibi değil. Neden inanılır gibi değil, birazdan içerisini görüp fiyatları duyunca anlayacaksınız. Bir de şu var ki her gönlünden geçen giremiyor maalesef Burj Al Arab'a. Eğer helikopteriniz yoksa binaya ulaşım sadece tek bir köprüden sağlanıyor. Onun da başında 7/24 güvenlik birimi duruyor. Otelde konaklama yapıyor olsanız dahi her girişte oda numaranızı ve isminizi belirtmeniz gerekiyor. Şayet misafiriniz gelecekse önceden güvenliğe ismini, cismini bildirmeniz lazım. Turistler sadece bu kısmına kadar girebiliyor Burj Al Arab'ın. Konaklama yapmadan içeri girebilme yöntemlerini ise programın ilerleyen zamanlarında öğrenebilirsiniz. İşte burası Burj Al Arab'ın lobisi. Yılbaşı için ışıl ışıl süslenmiş. yelkenli şeklinde tasarlandığı için denizle, suyla olan bağı içerideki dekorasyonda da vurgulanmış. Fıskiyeler, akvaryum, başınızı kaldırıp yukarı baktığınızda da mavi ve yeşil tonlarının çok güzel bir ahenk oluşturduğunu görüyorsunuz. Gülhancığım, bize odaların içini göstersene asıl, meraktan çatlıyoruz burada dediğinizi duyar gibiyim. Buyurun misafirim olun, ne demek? Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim naçizane odama. Oda diyorum ama kendisi küçük bir saray yavrusu adeta. Neden böyle konuşuyorsun Gülhancığım diye soruyorsanız, vallahi ben de bilmiyorum. Buraya geldiğimde birden oldu sayın seyirciler. Yani konuşmam değişti, hal hareketlerim değişti. Bakın bu küçük parmağımı daha fonksiyonel kullanıyorum böyle. Yani kılığım, kıyafetim değişti. Para beni çok değiştirdi sayın seyirciler. Şaka bir yana, şimdi dün gece geldik buraya ve ilk gördüğümüz anda odayı, hissettiğimiz şeyi söylüyorum size. Geldik buraya, dedik ki bu kıyafetle ben şimdi bu odaya oldum mu, olmadım, yakıştım mı, yakışmadım. Ay, İnsan böyle hani geldiği anda ne yapacağını şaşırıyor. Nereye otursam oraya sığamıyorum. Buraya oturuyorum, işte üzerimdeki seyahat kıyafetleriyle olmuyor. Oraya oturuyorum, olmuyor. Böyle sanki bir gece elbisesi, bir topuklu ayakkabı istiyor o da, öyle değil mi? Ben buraya gelince anladım Bihter'i. Aşkı Memnu'da niye öyle tık 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 topuklu ayakkabılarla evin içinde dolaştığını. Ne yaptım? Bugün ben de bakın böyle şık şıkıdım giyindim mecburen yani. Çünkü odama yakışmıyorum. Kaldırmıyor başka kıyafeti. Gerçekten. Otelde 202 suite var ve en düşük standarttaki odasını görüyorsunuz şu anda. En düşük standart diyorum, 170 metrekare bir odadan bahsediyoruz. Dubleks bir ev aslında, 2 katlı bir ev. Yani ikimizin evlerini toplasak Eser'cim, değil mi? Anca işte bu oda, bu oda kadar oluyor herhalde. Peki bir gecelik konaklama ne kadarmış böyle bir odada? Hazır olun, bir şeyler yiyenler varsa bitirsinler, zira boğazınıza takılabilir. Türk parasıyla 6300 liraya geliyor bir gecelik konaklama. 6300 lira. Bir gece konaklama böyle bir odada. Hayatınızda bir kez yapabileceğiniz bir deneyim. Ve de çok özel bir gün için hani parayı da biriktirip dediğim gibi hayatınızda bir kez deneyebileceğiniz bir şey. Çünkü değiyor mu? Değiyor. Bu arada söylediğim fiyat o güne ait. Konaklama bedeli her gün için değişiyor. Sezona, doluluk oranına, hafta sonu, hafta içi olmasına göre. Dolayısıyla günlük bedeli 10.000 Türk lirasını da aşabiliyor. 3.000 TL'ye de düşebiliyor. Sürekli hizmet veren bir hizmetlisi var. Odanın hemen kapının önünde resepsiyonu var. Burada görüyorsunuz ofisim. Gel Serçim bak böyle. Heh, ofisim, renkli printer'ım, bilgisayarım. Renkli printer önemli. Gelin bakalım bir de üst kata çıkalım. Ay, çok yoruluyorsun yalnız odadan odaya giderken. Öyle değil mi? bir şey yani unutsan aşağıda. Hay git al 2 saatte. Evet. Buyurun, burası yatak odası kısmı. Buradan televizyonumuz çıkıyor. Şuradan gene perdeleri açıyoruz, kapatıyoruz. Kapan kızım. Ha, vazgeçtim, vazgeçtim. Aç, 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 aç. Aç hepsini aç. Aç hepsini. Onu da aç. Evet, senfoni orkestrası eşliğinde açtım perdeleri yani. Adeta bir böyle kondüktör gibi yerde. Son olarak da banyosunu takdim edeyim size. Şuracıkta da küçük bir makyaj ve hazırlanma koridorum var. Evet, buyurun, 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 buyurun. Banyosu. Banyo dediysem de küçük bir sanki... Türk hamamı gibi, öyle değil mi? Türk hamamı gibi, bak burada jacuzzisi var. Orada bir duş alanı var banyonun. Şimdi hani bir gecelik konaklama 6300 liraya geliyor yaklaşık olarak dedim ya. Onun 1000 lirasını aslında geri veriyorlar. Nasıl geri veriyorlar? Parfüm, deodorant ve bakım ürünü şeklinde. Bunlar çok ünlü bir markanın ürünleri ve de gerçekten araştırdım. Erkek parfümü 270 lira, kadın parfümü 250 lira, deodorant 100 lira, şu işte 200 küsür lira gibi, o da en ucuz fiyatlarıyla. Haliyle her gün konulan birazcık da bakım ürünleriyle 1000 lirasını geri veriyorlar. Oradan kârdasınız aslında. Yani 5300 diye hesaplayın. Gerisi de parfüm olarak geri dönüyor zaten. Bir başka güzellik de burada konaklayanlara hemen yanındaki su parkına girişi ücretsiz yapmaları. Dubai sıcak çöl iklimine sahip, yazlar ortalama 42 derece yükseklikte geçiyor ve çok sıcak. Kışınsa 23 derece civarında. Bu nedenle Dubai'nin yüksek turistik sezonu kışın. Dubai'de yaz kış tadını çıkartabileceğiniz en eğlenceli etkinlikler... Sulu etkinlikler. Öyleye hava sıcak, geleceksiniz, hem serinleyeceksiniz hem de isterseniz çolukla çocukla, isterseniz arkadaşlarınızla eğlencenin tadını çıkartacaksınız. Şu anda Dubai'nin, hatta bölgenin ilk su parkı Wild Vadi'deyiz. Burada 13 tane birbirine bağlantılı kaydırak bulunuyor. Güzel bir tarafı da şu: eğer hemen yanındaki otellerde konaklıyorsanız, Jumeirah Beach Resort olsun, efendime söyleyeyim Burj Al Arab olsun, buraya ücretsiz girebiliyorsunuz tabii. Ama eğer turist olarak günübirlik gelmek isterseniz de o zaman 235 Türk lirası değerinde dirhem ödüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimi dirhem. 1 Türk lirası 1,2 dirhem ediyor. Eser. En sakinlerinden biriyle başladım hemen. 360 metre böyle sakin sakin gidiyormuşsun buradan. Derinliği de 1 metre. Düşsen de bir şey olmaz. Zaten her etkinliğin başında 2 tane can kurtaran da bulunuyor. Ama hani alışmak için böyle bir sakin başladım. Simit içinde ilerliyorum böyle böyle. Bir dönüyor, dönmese iyi. Niye dönüyorsa böyle kendi kendine? Herkesinki düz gidiyor, benimki niye dönüyor onu anlamadım. Aa, ben dönen simide binmişim herhalde Eser. أنا مشيت ومناسي هي هبلة راسيها أنا بغيت نجيب ناسي Suya ve ortama biraz alıştıktan sonra içinden çığlıkların yükseldiği kaydıraklardan birini denemeye karar veriyorum. Çok zevkliydi. Ay, buraya kim bilir kaç para su parası geliyordur ya. Şimdi o geldi aklıma, şurada şarıl şarıl akıyor her taraf su. Buranın su faturasının altından kalkılmaz vallahi. Şimdi senin kullanmadığın yerleri kapatalım. Al, kapatalım. Vana var orada, gördüm gelirken. Kapatalım tabii ya. Parkındaki yeni durağımız sörf alanı. Daha önce hiç denemediğim bir atraksiyon. O yüzden önce dikkatle yapanları izliyorum. Eser zaten abi o kadar güçlü ki onu su kaldıramıyor. Onu surf yapmasına, surf tahtasına da gerek yok. Kendi de dursa böyle duracak. Hadi. Baksana abi duruyor valla. Eser, küçücük çocuklar yapıyor. Rezil olmayayım buralarda el aleme. Tahtaya bindiğim an beni atmasın şöyle gerilere. Hiç yapmasam mı? Bu riski göze alamam. Bir karizmam var buralarda benim. 2 paralık etmeyeyim hemen onu, 5 kuruşluk etmeyeyim karizmamı. İnşallah becerebilirim. Sörf eğitmeninin özellikle tahtayı bıraktırıp ellerinizi yana açın dediği yeri hiç gözüm kesmiyor nedense. Hayır, zaten ben daha su ve tahta kombinasyonunu yeni birleştirip tahtanın üstünde durmayı başaracağım. Bir de hareket yaptırıyor. Yok kolunu aç, yok böyle poz ver, yok bacağını tut. Ha, sirk cambazına niye çeviriyorsun 2 dakikada beni? Daha tahta üstünde durmayı yeni öğreneceğim ben. Ben yapmam öyle. Kolunu aç derse böyle yaparım. A böyle yaparım, sonra böyle yapıyorum. Tabii bu hareketi yaparım ben de. Kolunu aç diyor. Hop. Sıra da bana gelmiş Eser. Al mikrofonu. Konsantrasyonumu sağlamam lazım bir süre böyle. Tabii. Önce ellerimi açmayı reddediyorum. Sonra bakıyorum dengemi sağlamışım, güzelce durabiliyorum sörf tahtasının üzerinde. Hemen şekilden şekile, pozdan poza giriyorum. Rahatlığımı seyreden oh 10 dönüm bostan, yan gel yat Osman der o derece. Hoca bakıyor öğrenci iyi çıktı, hemen bir üst sınıfın derslerini veriyor bana. Tahtayı ileri itip sonra yakala diyor. Yok bacağını kaldır, yok şimdi onu elinle tut derken hocam kendi etrafımda yuvarlanma hareketi vererek sörf kariyerimi kısa sürede bitiriyor. Sörf şampiyonası hakkında. Vallahi çok çalıştık. Ama görmüş olduğun gibi bu sene dalga çok fazla Eser. Dalgalar çok şiddetli. O yüzden... Yalnız adam da beni profesyonel sandı herhalde. 2 hareketi, basit hareketi yapabildim diye yok tahtayı böyle çevir dön. Yok bacağını kaldır. Neyim ben, timsah mıyım böyle burgu hareketi yapayım? Tutup çeviriyorlar ya böyle, timsah mıyım ben? Yalnız başarılıydım, fena değildim ha. Sandığım kadar da kötü yapmadım. Çok iyi. Güzel temsil ettim bizi. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Vay be kardeşime bak, ta Dubai'lerdeki sörf şampiyonasını ülkemizi temsil ettin. Ne düşünüyorsun Gülhan? Şimdi, değil mi hemen havaya? Şimdi ben o sörf tahtasının üstünde de dururdum, kalkar dururdum Eser ama koca adamlar var, mahcup olmasınlar diye. Yani bu kız yaptı, aman efendim ben yapamam diye kendilerini kötü hissetmesinler diye. Yoksa yaparım yani. Bundan sonraki hedefim Avustralya. Tabii. Ben sörf tahtası bile düşünmüyorum. Yeni bir stil yapacağım. Dubai'deki eğlenceli, sıra dışı, nefes kesici maceralarımız, keşiflerimiz devam edecek. Uçsuz bucaksız çöllerde develerle yol alacağız. Gece çölün ortasında bir kampta ocakbaşı keyfi yapıp 1001 Gece masallarından fırlamış anlar yaşayacağız. Çöl üzerine kurulu bir şehirde kayak yapma mucizesini gözler önüne sereceğiz. Köpek balıklarına el sallayıp ihtişam kelimesinin tanımına yeni açılımlar getireceğiz. Haftaya aynı günde aynı saatte TRT Haber'de buluşmak üzere.